Selamünaleyküm dostlar. Günün dördüncü videosuyla karşınızdayız. Rusya'daki darbeden bahsediyoruz. Önceki videomuzda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarını aktarmış. Yine Wagner grubunun Moskova'ya doğru ilerlemekte olduğunu ifade etmiştik. Yeni gelişmeleri aktaralım. Son dakika olarak servis ediyor. Wagner Başkanı Prigozhin konuşuyor. Putin'in yanlış tarafı seçtiğini ve yakında Rusya'nın yeni bir başkanı olacağını açıklamış durumda. Kendisinin iddiası bu şekilde. Wagner ne yapıyor derseniz akın akın Moskova'ya ilerliyor. Butyelinovka bölgesinde Wagnerite hava savunma sistemleri dikkat çekiyor ki panser olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Rus güçlerinin gece saatlerinde yine tüm bu darbe olaylarına rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenlediği ve hava saldırısının ardından 3 Ukraynalı'nın öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını da araya sıkıştıralım. Daha çok darbe ile ilgili gelişmeleri aktaracağız. Wagner güçlerinin Rus ordusuna ait savaş uçaklarını düşürdüğü ifade ediliyor. Buna ilişkin çeşitli görüntüler paylaşılmış. Şu ana kadar 2 helikopterin düşürüldüğü haberini de servis etmiştik. Cephedeki Ukrayna askerlerini görmektesiniz. Rusya'daki darbe girişimini patlamış mısır yiyerek takip ediyorlar. İlginç ve bir o kadar komik görüntüler servis edilmiş. Yine Rusya ordusuna ait bir helikopterin daha Voronezh bölgesinde düşürüldüğü haberleri servis ediliyor. Prigozhin kesinlikle teslim olmayacağını ifade ederken bize Ukrayna'da savaşın dediler, gittik fakat mühimmatlarımızı çaldılar. Vatansever olan biziz, karşımızdaki pisliğin yanında toplananlar haindir açıklamasını yapıyor. Wagner güçlerinin Voronezh bölgesinde panser hava savunma sistemlerini hazır duruma getirdiği ve Rus savunma sistemleriyle Rus savaş uçaklarını vurduğu ifade ediliyor. Günün önemli gelişmelerinden bir tanesi Wagner'in büyük olasılıkla Antonov An-26 gibi bir tür nakliye uçağını da düşürdüğünü not düşelim. Wagner güçlerinin Moskova'ya ilerleyişine henüz Rus ordusundan ciddi bir karşılık gelmedi. 4 ila 5 farklı noktadan Moskova'ya ilerlediklerine dair haberler servis ediliyor. Rus hava kuvvetlerinin de bir noktada Wagner noktasını vurdu. Yani Wagner askerlerine hava saldırısı düzenlediği ve askerlerden ölenler olduğu ifade ediliyor ki biz ona Wagner askerleri demeyelim, Wagner teröristleri diyelim. Yine dostlar, tanklar ve çok namlu roket atarlar BM-21 Gradlar da dahil olmak üzere 40 ila 50 parça ekipmandan oluşan PMC Wagner konvoyunun Voronezh bölgesinden geçtiği ve Moskova'ya ilerlediği ifade edilmiş. Oldukça yoğun bir sevkiyattan bahsediliyor. Yine T-72B3 tankları, BMP-2'ler ve panserlerle dolu Wagner konvoyunu görmektesiniz. Voronezh yolundan Moskova'ya ilerliyorlar. Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları da Moskova'ya giden M4 karayolu üzerinde Wagner güçlerini hedef almış durumda. Bilindiği gibi dostlar, Wagner Moskova'ya doğru ilerlerken Putin şu anda karşı karşıya olduğumuz şey ihanettir açıklamasını yapmıştı. Putin'in Rosgvardiya yani ulusal muhafızları Rostov'da Wagner'le savaşmaya gidiyor ya da belki onlara katılacaklar. Şu an için hiçbir şeyin belirgin olmadığını not düşelim. Rostov sakinleri arasında da memnuniyetsizlik var ancak Wagner'in onları çabucak sakinleştirdiği ve dağıttığı yönünde haberler paylaşılmış. Rostov-on-Don şehrindeki Rus vatandaşları an itibariyle dostlar şehirdeki Wagner askerlerine tepki gösteriyor. İşgal altındaki Rostov-on-Don şehrinden bahsediliyor. Yine Rus hükümeti Moskova'nın güneyinde Oka Nehri üzerindeki köprüyü de kapattığını duyuruyor. Wagner askerlerinin Voronezh'ten Moskova'ya gitmesini engellemek için bu şekilde bir hamle geldi. Rus ulusal muhafızanın yeni bir görüntüsünü görmektesiniz. Rostov'un girişinde oldukları yönünde de çeşitli görüntüler paylaşılıyor. Wagner grubu ise Rostov yakınlarında Aksay şehrini ele geçirdiğini ve barikatlar kurmaya başladığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kurulan Storm Z birlikleri ise Prigozhin'e destek videosu yayınlıyor ve onun yanına gelmeye hazır olduklarını duyurdu. Storm Z, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Rus hapishanelerinden zorla askere alınan mahkumlardan oluşuyor. Bu arada bir başka görüntü, Serpikov'da Rus birliklerinin an itibariyle köprünün yakınında mevzilendiği yönünde haber aktarılırken Wagner güçlerinin yine Su-25 savaş uçağında düşürdüğü ifade edilmiş. Biz videoyu çekerken an ve an sürekli yeni gelişmeler olduğu için biz de videonun sonuna sürekli ekleme yapmak zorunda kalıyoruz. Bu bağlamda dostlar, özellikle İngiltere'den de açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı da olayları yakından takip ediyoruz açıklamasını yapıyor. Rusya'da bazı askeri birliklerin Wagner'e destek açıklaması gündem olurken Ukrayna güçlerinin de Bamut'a büyük taarruz başlattığı iddia edilmiş. İlk açıklamada Kadirov'dan geldi. Kadirov şunları söylüyor.
Olan her şey arkadan bıçaklama ve gerçek bir askeri isyandır. Kadirov, Prigozhin'in Rusya'yı sırtından bıçakladığını ve Kadirov'un Wagner grubuna karşı savaşmak için Çeçen askerleri bölgeye yolladığı ifade edilmiş. Çeçenler de Wagner'le savaşmak için Moskova'ya geliyor. Putin'in açıklamalarına da Wagner'den yanıt geldi. Putin yanlış seçimi yaptı. Dediğimiz gibi Putin'in değişeceği yerine Prigozhin'in geleceği iddia ediliyor. Rusya Voronezh bölgesinde Wagner grubu çok sayıda yeri kontrol altına alırken harita üzerinden bakalım. Daha doğrusu harita üzerinden göstermeyeceğiz. Haberlere bakalım. Voronezh bölge valisi konuşuyor. Bölgedeki askeri operasyonların sürdüğünü ifade etmiş durumda. Rusya helikopterinin Voronezh bölgesinde düşürüldüğü ifade edilirken M2 otoyolu Tula bölgesinde çift yönlü olarak bu yol kapatılmış durumda. Bir önceki videoda haberini servis etmiştik. Türkiye'ye kaçan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun Putin'le telefon görüşmesi yaptığı ifade ediliyor. Rus taktik havacılığı Wagner birliklerine yasaklı FAB bombaları kullanmış durumda. FAB diye de okuyabiliriz. Yine burada da aynı haber servis edilmiş. 180 Rus sınır muhafızı Voronezh bölgesinde Wagner'e teslim olmuş durumda. Wagner'in Voronezh'te tüm önemli tesisleri ele geçirdiği haberleri servis ediliyor. Ukrayna hava savunması ile ilgili haberler paylaşılırken o haberler Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili. Bunların dışında dostlar, Kırgızistan medyasında Kırgızistanlıların Ukrayna'da sınır bölgelerine gitmemesi istendi. Rusya'daki Kırgızistan Büyükelçiliği durumun ağırlaşması nedeniyle yurttaşlarını Ukrayna ile sınır bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaya çağırıyor. Türk dünyası da tabii ki de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Zengezur'a karşı çıkan, Suriye'de her gün Esad'ı destekleyen ve milyonlarca kişinin katili olan Rusya'dan bahsediyoruz. Libya'yı karıştıran Rusya'dan da bahsediyoruz. Bu bağlamda Rusya'da umarız daha fazla karışıklık olur. Reuters'taki güvenlik kaynaklarına göre Moskova'nın güneyinde Voronezh'te tüm askeri kontrol noktalarının Wagner'e geçtiği ve bu bölgede Wagner'in Rus ordusunu doğrudan herhangi bir çatışma olmadan teslim aldığı ifade ediliyor. Yine bir bisikletçinin Rostov'da Rus birliklerinin yanından geçerken ki görüntüleri paylaşılmış durumda, çeşitli noktaların tanklarla kapatıldığı ifade edilirken yine bir haber paylaşılıyor. Bu haber şu şekilde: Prigozhin'i görmektesiniz. Wagner kaynakları tarafından servis ediliyor. Voronezh bölgesinde Bugayevka'daki sınır kontrol noktasında Rus ordusunun silahlarını teslim ettiği ve yaklaşık 180 güvenlik personelinin Wagner'e katıldığı iddiasına da yer verilmiş durumda. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu herhangi bir açıklama yapmıyor. Sadece Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yine Zelenski'den de şu ana kadar bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Prigozhin, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'la görüşmek istediğini Savunma Bakan Yardımcısına söylemişti. Wagner'in Rostov'da arabayla sürüş videosunu da görmektesiniz. Halkı selamlıyor. Bazı halktan insanların Wagner'e destek verdiği ifade edilmiş. Prigozhin'e yönelik bu şekilde haberler şimdilik servis ediliyor. Günün 3. videosu, yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.